Turizmci bir adam. Yani ona güvendiğim için bir hayat kurmak istiyorum. Eğer ben atsam birini seçseydim inanırdı bak güzelim. Ya, ama şöyle, daha mazbur. Ama ben zaten kendim seçtim bu hayatı. Ben kendim diskoya para gitmek istemedim. Erkeğiniz olarak diyorum. Tamam, daha kendim istemedim. O da bana bunları söyledi. Yani ben onu kısıtlayamam o konuda. Nasıl bana saygı gösteriyorsa başımın kapalı olmasına. Ben de çok istediğim noktada yeri geldiğinde fedakarlık etmeliyim bu konuda. Ve ona güvenimle fedakarlık etmeliyim. Esra Hanım bir sorum var size. Buyurun. Hangi şartta olursa olsun şu andaki görüşünüzde açılmayı düşünüyor musunuz? Şu anda açılmayı düşünmüyorum. O zaman bu Asuman Hanım'ın söylediği gibi bir yaşam şeklidir. Kesinlikle. Bu bir fikir olsa belki feda edecek kayınvalidesine ama bu bir inançtır. Benim de nefsim ister Asuman Hanım gibi doğal güzellikler hep etrafımızda böyle arzı endam etsin. Teşekkür ederim. Ama inancı onu gerektiriyorsa, kapanmak istiyorsa ben onun başından ördüğü yol ama. Şimdi zaten ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Benim inancım yok. Alo. İlla ki orucumuzu da tutuyor. Alo. Alo, iyi günler Asuman Hanım. İyi günler. İyi günler Asuman Hanım. Ben Esra Güngör. Buyurun. Ben de aynı olayı yaşadım 11 yıl önce. Evet. Benim ismim de Esra ve eşimin ailesi de öğretmen emeklisi. Beni başörtülü olduğum için istemediler ilk evlenmeye karar verdiğimiz zaman. Eşim de eğitimli bir insan. Biz bayağı evlendikten sonra bayağı problemler yaşadık. Eşim ailesine karşı çıktı. Direndi, benim yanımda oldu. Fakat evlendikten sonra tabii ailesi yine de onu istenmeyen bir insan olduğum için sıkıştırmaya devam ettiler. Sürekli baskı halinde oluştu. Ve eşim 3-4 sene sonra psikolojik bir rahatsızlık geçirdi. Ben buradan erkeğin annesine de söylüyorum, oğlunu fazla sıkmasın, baskı altında tutmasın. Çünkü sonra benim kayınvalidem de 3-4 sene sonra bu yaptıklarına pişman oldu. Çünkü oğlunun yıprandığını gördü birçok yönden. Evet, bizim de söylediğimiz bu zaten. Anneler ve aileler çocukların hayatını bu kadar fazla burunlarına sokmasınlar diyoruz. Ve reklamlar. Reklamlardan sonra biz buradayız, bizi seyretmeye devam edin. İtirazım var, itirazım var. Kız tut. Evet sevgili seyircilerimiz, tekrar stüdyomuzdayız. İtiraz olanların programı İtirazım Var son hızıyla devam ediyor. Buyurun Yavuz Bey. Şimdi Cihan Bey, annenizin haklı tarafları yok mu sizce? Bir takım kaygılar duymakta. Çünkü ben bir şey getireceğim dedim. Var. Var değil mi? Evet. Bu neler mesela? Hak veriyorum yani. Şimdi yüksek ses Cihan Bey. Şimdi şöyle bir şey. Bizim aile yaşantımız çok farklıydı. Farklı olduğundan dolayı genelde çevremdeki arkadaşlarım falan da çok farklı olduğundan dolayı böyle bir şeyle karşılaşmam annemi tabii ki bir şeye soktu yani. Bir tedirginliğe soktu. Böyle bir çevreden, böyle bir ortamdan nasıl böyle bir şey yaptın, nasıl böyle bir şey buldun? Tabii ki o benim fikrim. Bu size güvensizlik sayılır mı? Efendim? Arası olsun. Bu size güvensizlik kesinlikle sayılmaz mı? Kesinlikle. Buyurun devam edin Yavuz Bey. Peki. Nereye giderseniz gidin, geçmişiniz sizinle birlikte gelecektir diye bir laf var. Muhakkak sizin bu eski yaşam biçiminiz, evet, ailenizin gördüğünüz bir başka yaşam biçimi bu tarafta bir eksiklikler yaratacak. Bu işin olabileceğini hiç sanmıyorum. Bu benim fikrim Nazan. Evet. Ama eğer siz kendi aranızda bir birlikteliğe varsaydınız, şu anda bir birliktelik olmadığı için bir tartışma yapıyoruz. Bana göre şu anda bir birliktelik yok. Hala da yok ve onaylanmamış bir evlilik yapacaksınız aileniz tarafından. Geçmişiniz, arkadaşlarınız, kız kardeşiniz. Ve size bir şey söyleyeyim. Evet. Ben size yemin ediyorum, aynı pozisyonda olsam ben evlenmezdim. Neden? Ben şöyle, saygım var, herkese saygım var ama ben başı açık bir hanımla evlenmezdim. Kapalı bir hanımla evlenmezdim. Çünkü annem 70 yaşında, 5 vakit namazındadır ama saçını herkes bilir burada nasıl kuaförden çıkmadı. Bu bir tercih meselesi. Siz burada bir saniye. Benim tercihim de bu. Ben yapmazdım. Senin yaşam tarzın bu değil benim ki. Benim yaşam tarzım. Duyacaksınız. Ben size konuşmuyorum. Geçmişte yaşadığım olayları bir tarafa bıraktım ben. Yeniden bir sayfa açtım. Siz bu kadar böyle ani bir değişim olabilecek. Ani değil. Zaman zaman düşündüm, taşındım. Nasıl yapmalıyım, ne yapmalıyım? Kendim mücadele edip bir şeyler yapmam lazım.
Yani Esra karşıma bir arkadaşımın zaten vasıtasıyla tanıştım. Duyguları, düşünceleri çok iyi. Çok iyi şeyler konuşuyoruz aramızda. Benim geçmişimle ilgili her şeyi anlattım ona. Çok yalnız. Yani ileriye yönelik geçmişte yaşananları bir daha seninle yaşamam olduğunu defalarca anlattım. Doğru mu? Evet. Ama kimse kimseye bunun garantisini veremez biliyorsunuz değil mi? Çünkü insanlar eski hayatlarını özlüyorlar maalesef. Hayır ben... Yani orada hangi çöplükte eşindiyseniz, ne kadar düzenli bir ilişkin içinde olursanız da olun, siz bir defa o çöplüğün tadını da biliyorsunuzdur. Bir yerde gelir sizi mutlaka kurcalar bir şey ve sizi şeytana uymak zorunda bırakır. Ki cicim ayları bir rüya bile. Yani bu bazı insanlar ama düzenli ilişkiyi kaldıramazlar. Çünkü o çok sıradan gelir ona. Sadece sevmek, aşk falan yetmez bir şey ona. Soracağım. O hala sana gidecek, oradaki çöplüğünde eşinecek, o sisliğin içine bir dalıp çıkacak. Onlarsız da yaşayamaz çünkü. Ama bana gidenle mi evlenmesi lazım o zaman? Peki, yani bu olmuyor. Hayır, ben... O zaman sadece kapalılar kendi arasında evlenir, açıklar kendi arasında evlenir gibi bir sonuç çıkıyor. Evet, aynı yani çevreden olacak. Bir gün olacak, ben bara dönebilirim diye bardan mı evlenmesi lazım? Hayır, aynı çevreden olacak. Bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. İnsan hayatında bir rüya bile yeterlidir. Gece bir rüya görüp sabah bütün hayatını değiştirebilirsin. Evet. Varsayalım sizin eşiniz böyle bir rüya gördü ve sabah bütün hayatını değiştirdi. Olabilir. Artık bari diskoyu, kumarı tamam, bıraktı. Tamam. Başka dünyaya dalın. Tamam. Siz eşinize ne gibi bir yaptırım uygulayacaksınız? Saygı duyarım. Niye burada saygı duyuyorsunuz? Yardımcı olurum fakat beni de asla kapatamaz. Tamam. Bana baskı yapamaz. Tamam. O da diyor ki oğlum para kumara giderse bakın, karışmam. Esra Hanım ne dedi? Benim bir psikolojim, burada Esra Hanım duymak yani, istiyorum ben. Siz dediniz ki arada kaldım ben. Bir tarafta annem, bir tarafta Esra. Çok büyük bir beynim ne derse onu yap. Ben de beynim ne diyorsa onu yapıyorum. Bitti. Ben doğru yaptığıma inanıyorum. Hayır, şu anda beynimle, yüreğinle konuşuyorsun. Ben hayır, yüreğimle de beynimle de konuşuyorum. Pardon Esra, ben yanlış mı duydum? O da Cihan da beni açamaz dedin değil Cihan mi? Beni açmaz ben, zaten. Açamaz hayır, ama açmaz. Açamaz demek. Çünkü bana saygı gösteriyor. Yani bunu zaten kabullenmiş bir şekilde beni şimdi istiyor. Şimdi bir dakika bak. Aynı ben Esra demiyorum ki sen başlıyorsun her şeyi. Ben seni bu şekilde kabul pardon, ediyorum. Pardon Cihan, özür dilerim. Şimdi insanlar zaman içinde değişebiliyor. Hele ki evlilikler. Tamam. Sen şimdi evlilik hayatını bilmediğin için her şey toz pembe geliyor. Cihan'ın her şeyine güveniyorum. Cihan böyle Cihan değişmez. Cihan değişebilir. Bunları da göz önüne al. Cihan 6 ay sonra cicim ayları bittikten sonra seninle bir düzenli monoton bir hayata girdikten sonra sana bu da bir ihtimaldir diyebilir ki Esra ben seni artık açık görmek istiyorum. Diyemez. Sen şimdi diyorsun ki Cihan beni açamaz. O zaman işte sorun var. Kesinlikle. Kesinlikle peki bir şey söylemek bir şey istiyorum. Yani ben şu anda dinleyelim. Cihan'dan diyelim ki ailesi istemedi ayrılık. Ben başka birini buldum. Yani ailesi beni kabul ediyor diye evlendim. Peki bunun bana kim garantisini verebilir o insanın değişmeyeceğini? Evet. Yani Cihan değişecek ya da değişmeyecek. Aferin. Fark etmez. Yani kimse bunun garantisini veremez bana. Yani o yüzden ben yaşamak görmek istiyorum. Görmek istiyorum ve ben burada olmamın sebebi bunu buraya gelmemin sebebi annesine ikna etmek. Çünkü bu zamana kadar o onu büyütmüş. Ben eğer elinden alırsam, eğer ya ailen ya ben dersem, ya ailen ya ben dersem ben bu sefer annesine haksızlık etmiş olurum. Aferin. Çünkü bugüne kadar o onu büyüttü. Esra ben size yapamam. Bir soru. Bir saniye Süleyman benim hakkım yok. Bir dakika. Arkadaşlar. Ya şöyle bir laf vardı. Anlamalı beni. Beni anlamalı. Anlamadı ne yapacak? Sevdiği oğluna sevdiği insana saygı göster. Tamam göstermedi ne yapacaksın? Diyorsun ya o anne büyüttü onu. Yani burada ben yine herkese aynı sözü söylemek istiyorum. Yaşa, gör, öde. Hayatın anlamı bu. Asım Hanım, Esra'ya bir soru sorabilir miyim? Göreceksin ve bedelini ödeyeceksin. Hayır ben ama şunu diyorum. Esra Hanım, bir soru sorabilir miyim? Süleyman Bey bir müsaade et. Soracaksın sorunu. Bir şey soruyorum bitti ama. Bitti mi? Diyor ki almadım. Diyor ki ben bu anne onu büyüttü. Annesinin işte onayı olmadan ben alamam diyor Cihan'ı. Anne de onay vermedi. Ama ben 30 yaşındayım. Vazgeçeceksin onu soruyorum. Ama ben 30 yaşındayım. Esra'ya soracağım. Bunu bir şekilde annesi kabul edebilir. Bu dünya meselesi yapılacak çok zor bir şey.